Tabii ki sevindirici olan şu, ödül almasıyla beraber bir Türk aktörünün en azından o sahneye çıkıp İngilizce konuşabilmesi çok önemli. Türkiye-Pakistan ilişkilerinden ve dostluğundan da bahsediyor ve orada da alkışı alıyor. Kardeş ülke diyor. Evet, kardeş ülke diye ve gerçekten çünkü bizim mesela Avrupa'da da futbol şampiyonaları Tanju Çolak falan almıştı o zaman altın Altın ayakkabı. ayakkabı Bir tabii. tane çıkıp bir kelime İngilizce orada bir şey söyle. Bu eksikliktir arkadaşlar. Eğer uluslararası platformlarda başarı elde eden insanlarsanız muhakkak İngilizceyi öğrenmek durumundasınız. Çünkü o zaman kimliksiz olmuş oluyor. Yani tercümanla hani İngilizce konuşmak olmuyor. Bir diyalog olmuyor. Ayrıca takdir ettim. Yani Halit Ergenç'e ayrıca çıkıp da orada takdir aynen ettim. duygularını Aynen. ifade ediyor. Evet. Pakistan'la Türkiye'nin ilişkilerinden bahsediyor. Ve Look Style Awards ödül gecesi bu. Hem ödül almış Pakistan'da hem de ödül vermiş. Sultan Süleyman rolüyle en iyi erkek oyuncu ödülünün sahibi oldu Pakistan'da. Evet. Ve çarşamba günü gidip bu ödül törenine katıldıktan sonra sabaha karşı İstanbul'a döndü. Çünkü çekimleri var. O yüzden de Bergüzar Korelsiz eşiyle gitmemiş, tek başına gitmiş Halit Ergenç buraya. Çünkü zaten dizi çekimleri de devam ettiği için ikisi beraber olmazsa değil mi dizinin... Tabii ki onsuz sahnelerini çekiyorlardı. Onsuz sahneleri çekiyorlardı. Bak Meryem ne kadar şişman. Biraz açın bakayım sesini arkadaşlar. Evet Meryem çok kilolu burada. Meryem hamilelikten sonra tamamıyla kilolarını verdi. Daha zayıf ve daha burada bayağı bir 40 beden vardı. Kendinden vazgeçecek kadar çok seviyorsun. Ama çok güzel diziydi ya. Gerçekten. Bir dönemdir yani. Yani dönem filmi Kesinlikle. Olarak gerçekten ayrıca da bir dönem bir çığır açmıştır Türkiye'de. Bence bütün dünyada yani. Geçti. Şimdi bu dizi gerçekten dünyanın beni öyle mesut ettin. Dört bir tarafına satıldı. Her tarafta izlendi. Her Rusya'dan Latin Amerika'da kadar işte Pakistan'dan Orta Doğu'ya kadar her tarafta Uzak Doğu'ya kadar büyük bir başarı yani Türk dizi tarihinin belki de kırılma noktalarından bir tanesi. Ve Türkiye'de de birçok böyle dönem filminin yani birçok daha önceden yapılmış olabilir ama bununla tabii ki tabii başarı elde edince başarı bu. Elde edildi. Diğer diziler onun arkasından geldi. Ve dünyaya da aslında birazcık da bu Osmanlı tarihini hatırlatıp bizim ihtişamımızı, evet. gücümüzü de tekrardan göstermiş oldu. Kesinlikle. O anlamda da takdiri şayan, takdiri şayan bir yapımdır bana göre muhteşem. Baksana biteli iki sezonlu yani kösem olarak yine devam ediyor. Ama bu biteli iki sezon olmasına rağmen hala dünyadan ödüller topluyor. Ve Halit Ergenç işte Pakistan'a gidip hala bu diziyle ödüller alıyor. Şimdi şunu bazen tartışıyoruz bu masada. İyi bir hikaye olmaz ise oyuncuların da varlığının da çok bir ehemmiyeti kalmıyor diyoruz. Ama burada arkadan kösemi de gördüğümüz için yani ve kösem de aslında ilk baştaki bu bölümler gibi başarılı olmadığı için şunu da görüyoruz aslında. Yani buradaki oyunculuğun da bir gücü var. Yani burada Halit Ergenç Tabii gerçeği ki. Var. Tabii. Şimdi mesela aynı şey devam ediyor Hı-hı. aslında. Biraz da birbirini aslında birbirini tekrar etti diye düşünüyorum. Hani... Ama tabii bunu yaratan, senaryoyu yazan rahmetli Meral Okoy'un da tabii, tabii ki. O matematiği kurmada. Saygıyla anlıyoruz ama evet hem belki matematik ama buradaki kadro da çok iyi meç etti evet, birbirine. Evet, yani evet. bazen senaryo önemli, kurgu önemli, oyuncular o kadar önemli değil desek de bazen de senaryo da iyi, her şey de iyi ama oyuncular da eksik olduğu zaman da olmuyor. Zaten demek ki. Üçünün bir arada olması gerekiyor. Aynen. Hem senaryonun Aynen. iyi olması hem oyuncuların yani, iyi olması. Buradaki şans buydu ve bence. Ve yönetimin de iyi olması. Evet. O yüzden de evet, çok tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Artık dünya çapında bir aktör bana göre Halit Ergenç. Evet. Her şeyle, duruşuyla, konuşmasıyla, başarı, her şeyle, bütünüyle değil mi şu anda evet. uluslararası platformda Kesinlikle. Bizi en iyi temsil eden isimlerden bir tanesi. Pakistan'da isim da böyle bence. Temsil etti ve en iyi erkek oyuncu ödülünü Harem El Sultan dizisiyle aldı. Harem'in Sultanı her şey olarak çevirisi budur herhalde Harem El Sultan. İşte fotoğraflarda böyleydi. Tebrik ediyoruz kendisine. Şimdi bak enteresan bir... Şey söyleyeyim mi bir son bir kez? Tabii.
Ya o kadar padişahlık yakıştı ki normal insan olarak hani böyle onun suratına bir şey indi. Bir nur falan indi bu rollerden sonra. Hiç normal bir adammış gibi gelmiyor. Bir insanın bir saygı duyacağı falan geliyor değil mi? Karşısına görünce böyle o kadar gerçekten padişah gibi şey aynen. Gibi. Gerçekten öyle o bir şeyi var. Abi herhalde sakallar evet. Makallar böyle. Evet. Yüzünde de bir bakışlarında da bir o nur var yani. Hani insan bir ben şimdi mesela karşı karşıya gelsem yani onu o kadar geçirmiş hepimize. Evet. O yüzden de tebrik ediyoruz tekrardan. Evet. Evet.